Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkesin Kurban Bayram tatili güzel geçmiştir. Bu arada eldivenlerim geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. En azından artık laf eden olmaz. Arkadaşım maalesef eldivenlerimi kaybetmiş. Motosiklet üzerine bırakmış, büyük bir ihtimal çaldırmış kendisi. Neyse, bugünkü konumuz arkadaşlar, iki tane aklımda konu var. Konular da şöyle aklıma geldi. Bilmiyorum, bu yıl nedense ilk defa hani bulunduğum bölge küçük bir bölge olmasına rağmen dışarıdan inanılmaz derecede insan geldi. Ve şunu gördüm, biliyorsunuz hani büyük şehirde yaşamadığımızdan hani o trafiğin şeysini falan, o insanların psikolojik durumunu falan bilemiyorsunuz. Ya arkadaş, adamlar geldiler ya, direkt yani milletin trafikteki psikolojisi bozuldu ya. Yani bilmiyorum da hani büyük şehirlerde trafikte hani trafik adabı denilen bir şey kalmamış, ben onu gördüm. Yani normalde misal ayda belki 3-4 kere yaşadığım tatsız olay, bu dışarıdan arkadaşlar gelince nereden baksanız yol boyunca başıma gelen sinir bozucu hadiseler oldu. Yani ben ondan sonra hani şeylere hak vermeye başladım, yani İstanbul'da, İzmir gibi hani büyük şehirlerde trafik problemi olan şehirlerde motosiklet kullanan arkadaşlarımızın gerçekten de neler çektiğini o zaman daha iyi anlamış oldum. Hepsine Allah sabır versin diyorum. Gördüğünüz gibi hala tek tük burada kalıp hafta sonu gitmeye çalışanlar var. Neyse, bugünkü konumuza giriş yapalım. Diğer konumda şey arkadaşlar, ya şimdi birkaç gündür bana şey geliyor, hani çok övüyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bir de milletimizin genel şeysidir, İnsan para verip aldığı bir ürünü nedense bir türlü kusurlarını göremiyor, yani o kusurları görmezden geliyor. Bir nevi kendini kandırıyor. Yani beni tanımayan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim, ben kolay beğenen birisi değilimdir. Sırf bu yüzden hani arkadaşlarım o huyumu çok eleştirir. Hani kusursuzluk arama hastalığı mı diyeyim, öyle bir şey işte. Yani o yüzden yani forumlarda yazan olmuş. Misal bugün Donanım Haber'in bir tane üyesi yazmış, sen kendi malını övüyorsun, sen sorun çıkarıyorsun, sen şöyle üyelere bulaşıyorsun diye. Ya adama diyorum ki hani ispatla ki öyle bir hani yapıda bir insan değilim. Yani her zaman için eleştiriye açığımdır. Yani birisi bana saygısızlık etmedikten sonra kesinlikle kolay kolay o insana hakaret etmem ben. Neyse, velhasıl bir arkadaşımız bir motosiklet tavsiyesi istemiş. Bir tanesi Honda Forza, diğeri Suzuki Borgman, öteki de X-Max Yamaha. Yani ben orada daha önceki tecrübemi yazdım. Dedim ki ben X-Max aldım, bir hafta kullanamadan geri verdim dedim. Yani bir başka arkadaşım zaten almayı düşünüyordu, bir miktar aksiği vardı. Dedim ben böyle böyle zaten başka motor alacağım dedim, hani istiyorsan benimkini al, az bir eksiği vardı zaten 2000 lira kadar, sen daha sonra bana verirsin dedim. Kabul etti, ben kendi motosikleti ona verdim. Yani benim o motosiklete ben hiçbir zaman kalkıp da bu motosiklet dayanıksız, yok şöyle kötü, yok böyle bilmem ne, yok kaka kükü bilmem ne, bir şey de demedim. O motosikletle ilgili tek problemim benim yani şeydi ya, süspansiyonların ve konforun olmamasıydı. Ki yani şöyle söyleyeyim, ben motosiklet alacağım zaman arkadaşlara dedim ki, ya dedim hani ben zaten naked tarz seven bir motosiklet kullanıcısıyım.
Ama dedim benim amacıma uygun değil. Çünkü artçım oluyor, yüküm oluyor. Yani mecburen maxi skuter almak zorunda kaldım. Yani benim kafamda aradığım belli şartlar var. Neydi onlar? Fazladan malzeme taşımak, artçı taşımak ve daha da önemlisi bunları sağlayan bir motosiklette konfor. Ya diğer arkadaşlar işte ondan bana şey dedi. Yani X-Max al bak kolay alır kolay satarsın. Ben kendilerine dedim ki arkadaş dedim ben motosikleti zaten satmak istemiyorum dedim. Yani uzun süre binmek var aklımda. Hani o yüzden çok önemli değil benim için ikinci el piyasasının olup olmaması. Benim için önemli olan yedek parçasının bulunması, yedek parçasının mümkün mertebe hani ucuza temin edilebilmesi. Zaten kendim servisini, bakımlarını kendim yapıyorum. Yani o yüzden servis benim için çok fazla önemli değildi. Ya yazdım oraya böyle böyle şöyle şöyle diye ki Forza'yı hiç denememiştim. Ya Forza'yı canlı canlı gördüm. Yakından üzerine oturdum, bindim, çıktım, bilmem ne yaptım ama çalışır halde şöyle bir binmek nasip olmadı. Yani tabii ki 2 hafta önce bir gruptaki bir arkadaşımız sayesinde bir 3-4 kilometre kadar sürme deneyimim oldu. Karşı taraftaki arkadaş da bana demiş ki hani böyle sen nasıl karşılaştırırsın da bilmem neydi, yok o daha yüksek CC falanca fişmancaydı. Ya diyorum ki arkadaş diyorum hani aralarında dedim 79 CC fark var dedim. Her iki motorda dedim yani daha doğrusu 3 motor dedim arkadaşın istemiş olduğu 3 motor dedim. Top speedleri hemen hemen birbirine benzer dedim. Yani 3 motorda dedim normalde onu yüzmez dedim. Ama dedim insan dedim motosiklet alırken dedim aklımda yani alacağım motosikletten bazı beklentiler olmalı. Yani kimi zevk için bir alır hani sürekli motosiklet değiştiriyordur. Tamam al geç yani Yamaha'nı. Ama servis, parça fiyatları yani uçuk arkadaş yani ben ne alabilirim şimdi o saatten sonra? Ya ben dedim ki ben konfor arayan birisiyim. Konfor arayan birisi neden gitsin süspansiyon özürlü bir motosiklet alsın? Malzeme kalitesi kötü demedim ben. Ya yani motosiklet de böyle tipsiz bir şey değil. Hani çikin de diyemiyorum. Yakışıklı bir motor. Ama işte para veren ve piyasaya belli bir hakimiyeti olan bir motosiklete böyle bir şey söyleyince arkadaşların gücüne gidiyor. Ya enteresan, ciddi diyorum enteresan ya. Yani bir insan para verdiği ürünle hani kusurlarını arayıp o firmaya yüklenmek yerine o kusurlarını görmezden gelip o ürünü bir de acayip bir şekilde sahiplenme olayı bir tek yani bizim insanımızda mı var onu da anlayabilmiş değilim. Yani gerçekten de tuhaf milletiz ve selam. Bu arada muazzam rüzgar var ya, muazzam rüzgar var. Yani onun dışında dediğim gibi ya 3 günlük dünya 3 kuruşluk malı bu kadar sahiplenmek neyin nesi arkadaş ya. Ya adama demişim ki ben 80'e yakın motosiklet kullandım. Bunların hepsi farklı farklı. Bunların dedim yaklaşık zaten dedim hani 40'a yakınım test motosikleti. Ki test motosikleti olmasına rağmen ben bu motosikletleri zaten en az bir 10 kilometre bindim. Yani 10 kilometre içerisinde insan iyi kötü bir hani bir şey motosiklet hakkında bir bilgi sahibi oluyor zaten. Hani duruşu, gidişi yani konforu insan ya ne bileyim gelmiş bana daha önceden işte yazıyor hani ben Borgman'ı bilmiyorum, hiç görmedim bile dediğim motosiklet hakkında adam atıp tutuyor. Yani sadece bunu şey için şey olarak yanlış anlamayın. Ya insanlardan tavsiye isterken öncelikle onlara bir şeyi sorun yani hani bu ürünü almışlar mı, kullanmışlar mı, deneyimlemişler mi? Hani klasik işte arkadaş da vardı da yok arkadaş da şöyleydi de muhabbeti yapıyorsa zaten direkt uzaklaşın oradan arkadaşlar.
zararlı çıkarsınız. Yani şu meşhur arkadaşlar kimler zaten? Adam bak art çalmış arkasında, artık kız arkadaşımdır, eşimine hiç. İnsan bir kas takar ya. Bu arada umarım yolda kalmam. Maalesef benzinim bitmek üzere. Bir 10 kilometre kadar bir şeyim, yolum kaldı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 30 liralık benzin aldım. Şu anda 214 kilometrede. 7'ye yaklaşık, yani tek çubuğa bir... Ben buraya yola çıkmadan hemen birkaç kilometre öncesinden başladı. Benim yaptığım ölçümlere göre tek çubuğa düşünce motosikletin içerisinde 2 litre kadar bir benzin kalıyordu. Yani tahminimce gene 30 liralık benzinle 260-270 kilometre bir yol gidecektim büyük ihtimal. Çünkü benzin bitmek üzereyken almıştım yakıtı. Tatil de bitiyor bu arada arkadaşlar. Yazda yavaş yavaş zaten ülkemizi terk etmeye başladı. Biz Ege bölgesinde olduğumuz için biraz şanslıyız. Malum bizim daha Kasım'a kadar neredeyse havalar yani 25 derecenin altına pek düşmüyor. Yani geceleyin biraz yavaştan serinlemeye başlıyor ama bakalım, pazar günü Bodrum yapacak gibiyim. Nasip olursa onun da video kaydını almaya çalışacağım. Türkiye'nin en saçma AVM'si arkadaşlar şu geçtiğim yer. Yani AVM'nin içinde mağazaların önüne araba koyulabilir mi ya? Herhalde dünyada tek yani bu konuda. Bu arada herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Videoyu beğenen arkadaşlar var. Ama ben istiyorum ki hani birazcık da eleştiri gelsin. Yani ben dediğim gibi bende biraz kusursuzluk hastalığı var. Hani en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tamam, ben bu ilk videoda hobi amaçlı olduğunu söyledim ama en azından vakit zaman harcadığım bu işin hani düzgün bir ortaya ürün çıkması için gayret ediyorum arkadaşlar. Hala ısrarla yalnız videolarımın çok uzun olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Ya ben onu başta da demiştim, tekrar da söyleyeyim. Arkadaşlar, videoların hepsini tek seferde izlemek zorunda değilsiniz. Şayet YouTube'a dediğim gibi şey yapabilirseniz, kullanıcı olarak girerseniz, videoyu daha sonra tıkladığınızda kaldığı yerden devam ediyor. Abone sayım ne kadar fazla olursa, yani beni takip eden, garip bir şeydir hani, ister istemez bir insanda bir kendini şey yapma, hani böbürlenme mi diyeyim, hani vardır ya, hoşuna gidiyor yalnız insanın, hani bu kadar hani abone sayısını şey olarak görmeyin, görmüyorum ben. Hani demek ki bu insanlar, diyorum ki, beni takip ettiklerine göre gerçekten de hani bir şekilde değer veriyorlar bana. Yani ben onu anlıyorum. Hani ben abone demeyeyim de bu beni takip eden arkadaşlara, beni seven, beğenen, değer veren arkadaşlar olarak görüyorum. Hani tamam, çok fazla bir sayı yok ama ben gene de bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar abone sayısına ulaşabileceğim hiç aklıma gelmedi. Ki ben şey de yapmadım, hani böyle olur ya, hani meşhur YouTuber'ların yorumların olduğu yere beni takip edin, beni şöyle yapın, beni böyle yapın diye.
Yani beni oldukça sevindirdi. Sadece bir motosiklet nette vardı. Bir de donanım haberi bir konu açmıştım. Ama gel gelelim ki donanım haberin yani motosiklet bölümü inanılmaz pasif. Orada iş yapan yer zaten biliyorsunuz konu dışıydı. Böyle saçma sapan bölümler. Neyse arkadaşlar, herkesin geçmiş bayramını tekrar kutluyorum. Daha önceden de dediğim gibi, Stark abimizin dediği gibi, winter is coming arkadaşlar. Kışlık ekipmanlarınızı almadıysanız en kısa sürede almaya bakın. İşte bir tane daha dikiz aynası kullanma özürlü bir arkadaş. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.